Azerbaycan. Azerbaycan adeta patlamaya hazır bir bombaya benziyor. Patladığı takdirde de Sovyetler Birliği'ni darmadağın edebilecek bir bomba. Şimdiye kadar görülmemiş olaylar yaşanıyor. Duyulmamış sözler ediliyor. Heyecanlar doruğunda kızgınlık dolu, hiddetli, gözü kara bir toplumla karşı karşıya kalıverdi. Adeta köprüler atılmış, kılıçlar çekilmiş ve günler. Azerbaycan'a geldiğiniz zaman halkın heyecanını hemen hissediyorsunuz. Sokakta kimle konuşursanız konuşun, hemen ilk verdiği söz, biliyor musun buralarda neler oluyor şeklinde. Gerçekten Azerbaycan kaynıyor. Ve Azerbaycan'ın kaynaması da Sovyetlerin Birliği'nin sarsılması anlamına geliyor. Bugün Sovyetler Birliği'ndeki en önemli gelişme ve herkesin en büyük dikkatle izlediği yer burası. Başkent Bakü ve bu meydan, Lenin Meydanı. Bütün büyük gösterilerin, bütün olayların başladığı, noktalandığı yer. Eskiden Azerbaycan Türkleri genelde suskun, itaatkar, hatta kendi sorunlarıyla dahi fazla ilgilenmezlerdi. Şimdi ise tam aksine kimliklerine sahip çıkan, birbirine kenetlenmiş, 7'sinden 70'ine kadar tek vücut bir Azerbaycan var. Hakkını arayan, verilmezse baş kaldırmaya hazır bir Azerbaycan. Bu büyük değişikliğin temelinde de Dağlık Karabağ yatıyor. Milyonlarca Azerbaycanlıyı adeta sarsıp uyandıran Karabağ. Azerbaycan'ın en tanınmış bilim adamları, yazarları, düşünürleri tarafından kurulan bir dernek. Ülkenin dört bir yanında temsilcilikleri var ve her gün daha büyüyor. Bugün fiilen hükümetten çok etkisi var. Halk artık parti değil, halk cephesini dinliyor. Muhalefet veya baş kaldıranların çok sert şekilde cezalandırıldığı Azerbaycan'da Komünist Partisi bu cepheye boyun eğdi ve resmen tanıdı. Azerbaycan Halk Cephesi'nin bir kararını okuyor. 16'sı 1. ay 9. yıldan geçe olmayarak çağrılsın ve sesyada aşağıdaki meseleler müdahale olur. Birincisi, 1990 yılı Mayıs 28'inde Azerbaycan'ın serden çıkması dönemde referandum getirilsin. İkincisi, Ermenistan'la bütün alakalar kesilsin. Üçüncüsü, Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti'nden olur. Eğer bu kararlar yerine getirilmezse, Ceren Kartan'ın 6. günü, yani 20'si yanvarda, kesinlikle şiddetle gerçek tedbirler ilan olmayacak.